anda Muratlı yolunda aradan bir kavşak olan Süleyman Paşa otobüs terminalinin bir üst bariyerleri olmayan ve TESK'in fen işlerinin otobüs tek ulaşın otobüs garajının olduğu kavşaktayız. Şimdi İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi tarafından gelen arabalar, hem şehir içerisinden gelenler, hem Muratlı istikametinden gelenler buradan, bakın dönülmez var, dönülmezden hep dönüyorlar. Burada şimdi bu araba geliyor, bu araba buradan çıkıyor. Karayollarına dedik ki burasını geçici de olsa yarın bu otobüs terminalinin açılışı var. Yoğun bir izdiham olacak. Daha giriş yolunun tamamen bilinmemesi. Şimdi Süleyman Paşa ilçesinden otobüs terminaline gelecek olanlar köprünün altından sağa dönüp, ilk kavşaktan sağa dönüp çevre yoluna çıkacak ve çevre yolundan Ticaret Sanayi Odası'nın yanından terminal girişi var. Yeni yapılan terminal girişinden terminale gelecekler. Şimdi biz burada otobüs tek ulaşın otobüs garajı var, bu şu gösterdiğim girişte. Buradan arabalar geliyor, sağ şeride geçiyor. Sol şeritten şehir içerisinde Muratlı istikametine gidenler de burada tehlikeyle karşı karşıya. Karayollarına söyledik, gelin dedik, burada birlikte görelim. Bu her an burada tehlike, geliyorum diyor. Buranın sorumlusu kim olacak? Şimdi aşağıdaki göçmen evlerinin önündeki bariyerler kapatıldı. Bir burası var, bir de kayı kavşağı var. Kayı kavşağında şimdi biraz evvel fotoğraflarını çektik, videolarını da çektik. Kayı kavşağından çıkanlar hem sağ şeritten geleni hem sol şerit Muratlı istikametinden geleni beklemek zorunda. Yol boşalırsa boşalacak, boşalmazsa tehlikeyle karşı karşıya yola çıkıyorlar. Evet, şimdi bakıyorum, dolmuş taksi dönüyor. Evet. Şimdi burası dönülmez. Şimdi bu dönülmezi kim burada engelleyecek? Bu tehlikeyi kim şey yapacak? Evet, Büyükşehir Belediyesi çok güzel, 35 milyon masraf ederek çok modern bir otobüs terminali, her şey düşünülerek yapılmış. Dün Genel Sekreter Yardımcısı ve Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral güzel güzel açıklamalar yaptılar. Nereye kadar? Kapıya kadar. Kapıdan sonraki işlem. Muratlı yolu kime ait? Karayollarına ait. Karayollarına kim şey yapacak? İşte yetkililerimize duyurulur. Burada tehlike. Bakın dönüyor. Dönüyor. Yani dönüyor. Şimdi tekrar sinyal verdi, dönüyor. Burası dönülmez. U dönüşü yok. Ama kim anlatacaksın? İşte bakın. Şimdi hastane istikametinden geldi bir araba. Tekrar çıkacak. Aşağıdaki gelen arabaları bekleyecek. Bu tarafta Muratlı istikametinden gelen arabaları bekleyecek. Evet. Ters yoldan gidiyor. Ters yoldan gidiyor. Evet. Söylenecek bir şey yok. Bir de kayı kavşağında mutlak surette en kısa zamanda bir sinyalizasyon konması lazım. Nasıl ki yazdık en sonunda aşağı Sevindikli kavşağına insanlar hayatını kaybetti. Kazalar oldu. Birçok sıkıntılar yaşandı. Ondan sonra sinyalizasyon nihayet kondu. Şimdi burası çok tehlikeli bir kavşak. Şimdi buradakini bekliyor. Bakın otobüs bastırmış geliyor. Bir de tam
terminalin karşısında dolmuştan, otobüsten garaja gelmek isteyen vatandaşlar sağda iniyor. Orta şeritteki bariyerlerin üzerinden atlayarak terminale geçmeye çalışıyorlar. Bir köşe kapmacadır gidiyor. Oraya da yayalar için çok acil bir şekilde yarın buranın açılışı var. Yarın açılışını takip eden yetkililere sesleniyoruz buradan. Siyasetçilere sesleniyoruz. Oraya hemen bir üst geçit yapılması lazım. Eğer insanlar hayatını kaybettikten sonra mı harekete geçirecek, ben anlamış değilim. Evet, buradaki kavşak bir Altınova kavşağı gibi bir ölüm kavşağına aday. Allah korusun, insanlarımıza bir şey olmasın, kaza olmasın, insanlarımıza helal gelmesin. Ama şu andaki buradaki durum pek iç açıcı değil. Yeni terminalde her şey düşünülmüş. Her şey düşünülmüş. Hiçbir eksik yok. Yani öbür tarafta eski terminalde ne varsa burada daha modern bir şekilde her şey düşünülmüş. Tabii ben trafik ekiplerine de sesleniyorum buradan. Burada bulunduğumuz yerde acaba bir radar hız kontrolü yapılması olmaz mı? Nasıl geliyorlar? Yani mezarlık kavşağından sonra bastırıyor arabalar. Küçük araba, büyük araba hiç fark etmiyor. Yani bizim yanımızdan geçerken bir defa 120'nin 130'un üzerinde arabaların geçiş kilometresi. Bakın bir araba geliyor. Evet. Bu araba, evet, tenteli araba, tır. Evet. Otobüs terminallerine gelirken artık arabaların biraz yavaş geçmesi lazım. Evet, işte herhalde Fenişler'in, Büyükşehir'in arabası oradan çıkıyor, geliyor. Yani burasını Fenişler'i Dairesi Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı dedi ki, ben o kavşakta kaza yapan arabanın kazasını kabul etmiyorum. Oradan çıkmayacaksınız, aşağıda yol var. Ama burası kestirme. Hemen dönecek. Bakın. Dönüyor. U dönüşü yok. U dönüşü yapıyor. Buradan gelen araba. Bakın kilometreye bakın. Özetlersek şimdi Tekirdağ Süleymanpaşa, yani Süleymanpaşa'dan terminale gelecek olan kişiler Muratlı Köprüsü'ne girdikten sonra, yani Shell benzinliği çıkıp Muratlı yolunda Shell benzinliği birinci kavşaktan sağa dönüyor. 500 metre ileriden Ticaret Sanayi Odası'nın yanından terminal yolu var. Yeni yapıldı. Orayı kullanacaklar. Bu Muratlı yoluna çıkarlarsa buradaki U dönüşü tehlike olur. 24 saat için geçerli bu tehlike. Muratlı'dan şehre gelen, Süleymanpaşa'ya gelen tırlar, çevre yoluna çıkacak olan tırlar, yüklü tırlar, Evren Depo'ya gelen tırlar. Yani bunlar hepsi için geçerli. Yalnız bir tanesi için değil. Evet. Evet, dönüyor işte. Evet. Daha birinci gün, yarın resmi açılışı var Sayın Kadir Albayrak tarafından. Yeni Süleymanpaşa otobüs terminali. Tabii garajın oradaki otobüs terminalinin tarihi de 17
Mart 1965. Yani 48 yıldır orası çalışmış. 48 yıldır Tekirdağ'a hizmet etmiş orası. Mezarlık yanındaki, mezarlıktan biraz işte daha önce Sandalcı Mahallesi'nin bir bölümü. İşte orada şeyler vardı, yazıhaneler vardı. Yazıhaneler tabii daha önce 62-63'te şehir merkezinde idi. Yani şehir merkezinde işte orta yerde Ceylan Yazıhanesi vardı. Sağ tarafta Birlik Yazıhanesi vardı. İşte o zaman kooperatif kurulmuştu. Mavi Köşe'nin arkası, işte Çakıcı İsmail Terzi dükkanı. Yani orada işte Kör Telat diye bir tektekçi vardı. Ondan sonra işte Huzur Taksi'nin olduğu yerde benzinlik vardı. Karşı tarafta Neşet Karaevli'nin Akbulut'un olduğu yerin altında benzinlik vardı orada da. Evet, Çankaya Kahvesi, Bayrat'ın Kahve, Hacı Baba'nın yani Kadir Albayrak'ın kahvesi, Mehmet Albayrak'ın, Hacı Mehmet Albayrak'ın kahvesi, Sabahçı Kahvesi orası. Evet, işte Cabbar'ın hamam sonradan, Ahmet Bey Bayırı, Bayırı, Şabanoğlu Bayırı, Yusuf Ağa Bayırı filan, işte oradaki Efendi Kemal Hoca, Tamirci Nur Usta filan, Çukurçeşme'de böyle eski tarihi anılar var. Onları nostalji olarak daha sonra anlatacağız. Evet, şimdi biz buradaki yaptığımız uyarıya bir bakalım. Evet, şimdi bu araştırma hastanesi tarafından gelenler buradan çıkıyorlar. Karayolları ile dün görüştük. Yetkililerden izin alalım. Oraya geçici bariyerler koyalım dediler. Burası iptal edilmezse en azından açılıştan sonraki takip eden günlerde iptal edilmezse burada kazalar geliyorum diyor. Bakın buradan bu kadar süratle geliyor. Oradan da arabalar çıkmaya çalışıyor. Yani U dönüşü buradan yapılmaması lazım. Ama kime neyi anlatacağız, hangi trafik kuralını kime uygulayacağız? Bakın, bu da dönüyor işte. Dönüyor, evet. Arkadan arabalar gidiyor, buradan arabalar gidiyor. Evet, cambazlık. Tur geliyor. Bu buradan dönecek. O karşıdan dönecek. Karşıdan kamyonet bu tarafa U yapacak. Acaba bir trafik ekibi gelebilir mi buradaki manzarayı görmesi için? Yetkililer. Gerçi şu an öğlen paydosu. Ama hayat devam ediyor. Trafik devam ediyor. Devam. 1. Arkada dolmuş. 2. Buradan gelen, hastane tarafından gelen. 3. Yani hangi birini?
Oradan dönüyor.